Evet sevgili arkadaşlar, konuğum var bugün. Sevgili Kazıklı Maria ile beraber Uşak'taki Remzi Kitap Evi'ne geldik. Burada rastladım kendisine, planlı bir şekilde gelmedik. Ben geziyordum. Çok güzel bir şey sahip Ceren de oldu. Burada. Merhaba Ceren. geziyorduk burada, ne yapalım ne yapalım derken geldik buraya. Ne kitaplara bakıyorsun? Şöyle en baştan başladım incelemeye ben. Hep böyle kendi içimden yorumlar yapardım kitaplara. Ama şimdi sesli yapabileceğim. Çok heyecanlıyım bunun Ay için. Benim gözlüm çarpıyor. Dur. Ha tamam. Şöyle baştan başlayalım mı? Hadi bak. Ben şimdi hep böyle bir kitapçıya gittiğimde elimde çirkin kötü kitapları tutuyorum. İnsanlar da böyle sanki rahatsız oluyorum birileri bakıp beni yargılayacak diye. Ama her zaman elim en leş kitaba gidiyor böyle. Kendimi alamıyorum böyle. Mesela şunu buldum. Oh. Gibiye laf ettikten sonra benim mizah seviyesi yani. Zafer abi dikkat etti kendini ya cidden. Ne gerek var? Çok seviyorduk, izliyorduk falan. Ha, sevdiğimiz Neyse. Bir abimizdiniz. Evet. Yani ne diyelim, bir şey demeyelim bence ama yapmasın böyle şeyler bence. Yani gençlerin önünü kapatmasın. Şeyler çok yok ama bak eskisi gibi ha. Bizim o baş düşmanımız olan Wattpad kitaplarını çok görmüyor. Belki burası Remzi kitabı videodur. Evet bence de o yüzden olabilir. Diyanara falan girsek yine görürüz bence. Ki şurada ha, şeyler olur mu? Var. Bak burada. Benimle yan. Ben yayında okudum bunu. Öyle mi? Tabii Wattpad oldu. Böyle hem has Wattpad yani. Yani Wattpad'in harman olduğu yerden geliyor bunlar. Bir şey söyleyeyim mi? Artık dışlarını çok iyi kamufle ediyorlar. Rezalet kapak tasarımları yapılmadığı için biz de normal kitap zannedebiliyoruz. Ama hep şeyden çözüyorsun biliyor musun? Beş harfli kadın isimleri ya. Hemen Wattpad kitabı oldu belli. Yani evet. Soy ismini bilmiyorum ama... Eflin, Meflin gibi ha, isimler böyle oldu. Böyle bir şeyler olduğu zaman çözüyorsun ama. Young Adult serisi bunlar. Evet ya bunlar benim pek ilgimi çekmiyor ne yalan söyleyeyim. Ama lisedeyken bunlar var ya... Yani yiyip yutuyorduk cidden. Mesela bizim zamanımızda şey vardı, Alacakaranlık vardı. Okudun mu onu sen? Tabii ki. Aa. Bütün sınıf döndük yani tek bir kitap. Sen Alacakaranlık okumayacak kadar elitist olursun diye düşünmüştün değil miydin? Hayır canım. Harry Potter nasıl okuduysak Alacakaranlık. Hatta şey Gece Evi serisini de okuduk yani. Biz de ergen olduk arkadaşlar. Biz de ben o kadar de ergenim ve Twilight okumadım yani. Biz Twilight okumayan elitist grubun punklarıydık sınıfımızı. Çok eğlenceliydi. Harry Potter'da okumuyorduk biz. Sonra benim... Hoşlandığım kızlardan bir tanesi hayvan gibi Harry Potter Goturcu'ydu. İki ayda falan hepsini okudum böyle ve şey oldu. Moron Harry Potter çok iyi değil mi abi falan. Alacakaranlığı da keşke okusaydın ergenken. Bence erkek olmana rağmen bayağı keyif alıp. Ya çok cinsiyetçi örüntüleri de var ama bazı kısımları gerçekten çok eğlenceliydi. Harbiden romantik geliyor muydu o hikaye sana ya? Ya romantik gelmedi. Creepy değil mi o yani aslında? Ben zaten Team Jacob'tım. Biz böyle Team Edward olmak için fazla cool'duk güya. İşte sarışın mavi gözlü çocuğu sevmiyorduk. Esmer işte toplumun dışına itilen falan tipi seviyorduk biz gibi ya. Bir dakika. Oturduğunuz yerde zayıflamak ister misiniz arkadaşlar? Beni anlatıyor evet. Ne diyor? Çünkü oturarak para kazanıyorum ya ben yayın çok yaparak. Bir dakika. Bu da benim göbeğim. Şeyi. Burada bir yer var. Onu göstereceğim size. Türk kahvesi içerek zayıflayın. Nereden baktın içine? Demin karıştırdın mı burayı? Evet. Kadın ne kadar estetize. Estetik dişleri demiyorum bakar mısınız? Ama estetize. Hayatımın gidişatından daha beyaz bir diş. Şey, güya Maşallah. Kahve içerek zayıflayacakmışız. Abi, yemek yemeyeceksin ve spor yapacaksın. Hiçbir şey yemeyeceksin. Az yiyin ve yürüyün. Şaka be, hiçbir şey yemeyeceksin değil. Düzenli dengeli besleneceksin. Şey mi varmış? Orta soyadın mı varmış? Efendigil, şey soyadı, evlenmeden önceki soyadı. Signature soyadı bu ama. Ben araştırmıştım. Hiç. Artık kullanıyor niyeyse. Herhalde kötü bir imaj oluşturdu Canan Karatay ismi. Çok iyi kitaplar da var ha. Evet. Yönetim teknikleri var. Carl Jung görüyorum burada. Şurada Michael Ende'nin Momo'su var. Bu da şey galiba Deutsche Welle'nin yeni çıkarttığı kitap gibi gözüküyor biraz. Kitabın içeriğini bilmiyorum bu arada. Geyik yapıyorum. Şimdi yoruma şey diye gelmesinler. Öyle dediniz ama işte böyle falan İnanılmaz diye. İnanılmaz ya. Ben... Kitabları ne ara hazırlıyorlar? Ha üçüncü basın. Bu zaten çıkartmışlar yani. Çok stratejik bir zamanda çıkarmışlar. Çünkü hemen öldü. Ben zannettim ki şey diyecektim yani. Koşar koşmuş böyle değil mi? Hani... Şey hani bu Kafa Dergisi falan kapak hazırlıyorlar ya Can Hıraş. Onun gibi bir şey olduğunu düşündüm ama değilmiş. Zaten çıkarmış kitabını yani. Suçlamayalım şimdi insanları. Bakar mısın abi? Çok satanlarda Stoacı'nın günlüğü var. Gerçek olabilir mi? Bu Türkiye buraya geldi mi? Şunun ilkini okudun mu? Dinledin mi? Ben Storytel'de dinlemiştim. Yok. Bir şey söyleyeceğim. Güzel tavsiyeleri var adamın ama herhalde çok gaza geldi insanlar çok beğenince. İnsan şimdi de geleceğe geçmiş. Hani insan nasıl bir hayat yaşamalıdan geleceğiniz nasıl olmalıya geçmiş.
Şimdi bir şey söyleyemem. Bunu okumadım tabii ki ama. Bakar mısın? 6. sırada Gabriel Garcia Marquez var. Gerçekten Türkiye'miz bu hale geldi mi ya? Ya bence bu ya bir Türk toplum bir... mühendisliği evet, çalışması da. Evet, sanki kitabı biraz şey gibi. Sanki buraya gelmemizi istiyor. Evet, hadi gerçekten çok satanları buraya koyup kimsenin moralini bozmayalım. Bir karma yapalım demişler. Tolstoy falan var abi. Tanrı gerçeği görür ama bekler falan. Ha gerçi kendi basınları. Bir şey soracağım ya. Şu deli kadın öyküleri değil miydi? Hikayeleri olarak yenilemişler. Bilmiyorum. Öykü Türkçe mi? Bir Ceren'i sormam lazım. Ceren bilir belki onu. Ceren şu şey değil miydi? Deli kadın öyküleri değil miydi? Deli kadın hikayeleri. Hikaye. Bu isimle çıkmıştı. Kapalı galiba daha farklıydı. Deli kadın hikayeleri. Yapı kredinden çıkıyordu sanıyorum. Evet canı geçmiş. Herhalde. Ben o kapağını daha çok seviyordum ya. Daha güzeldi. Şöyle insanları yedikleri yemekler yüzünden rencide eden. Ağzına sıçıyorum senin ekmek yiyorsun. Rencide eden çok ayıp bir şey ya. Karşımsın. Ne yersen olsun kafası. Şunu da bana çok önerdiler. Herife çok kopuyorum ya. Biraz şununla ilgili konuşabilir miyim? Bu ismin muhteşem buna bakmalısınız. Bunun bu ismi hayır bu adam gerçek birisi mi? Gerçek. Evet. Aşkım yani, kapışmak. TC'sinde bu yazıyor mu gerçekten? Bence yazıyor. Hani senin TC'nde kazıklı Maria yazmıyor yani bu. Bu birinin nicki mi acaba diye çok merak ediyorum. Ha okey. Zaten. Wow. Anladım. Anlaşıldı. Desene sen kapağı bunu koysan abi ben anladım şimdi seni. Bu o adam. Derin şifa adam anladın ritüelleri. Mı? Şifa ritüelleri. Az önce Ceren dedi ki ya bu kitap özelinde mi dedi bilmiyorum da. Hı-hı. İşte Hint şeylerinden aldıkları şeyleri, inançları böyle bilinçaltını inşallah. Titreşimsel. Söylemiştim. Öyle mi? Antik Hint felsefesinden çakmış. Antik Hint felsefesinde insanın 7 mi 9 mu ne ayrı bedeni var. Onları almışlar, üstüne fizik kuramlarını hoca etmişler. Böyle bir her şeyden böyle biraz biliyorsun. Böyle ortaya karıştırıyorsun. Ben bizim bilinçli halkımızı çok güzel yiyor bunları. Ben şeyde iyiyim ama biliyor musun? Bak yine kötü kitaplara takılmaya çalışıyoruz da az var. Yani yine aynı şeyi öveceğim. Remzi'nin şey iyiymiş gerçekten ya. Yok yok biz biraz yani, içerilere bak, gidelim. Denemeler koymuşlar abi şuraya. Yani kapı girişine denemeler koyun kitapçı kaldı mı gerçekten ya? Bir nutuk falan var kanka çocuklar için. Remzi gerçekten kitapçılık yapıyor yani. Kalmış olan 2-3 yerden. Ha, şöyle geçiyorum. Konu kaldığını biliyorum. Bu ne? Yılmaz Öztürk'ün kitabı mı bu? Evet. Bu o mu? Böyle minimalist çalışmış. Aga. Dün dedim ki Günhan'la konuşuyoruz bizim. Oğlum dedim hala Mustafa Kemal Atatürk NFT'leri çıkmadı falan. Oğlum dedi Yılmaz Özdil'e fikir verme Allah aşkına dedi. Özdil Beyler. Şunu bana okur musun? Hadi onun kapağını bize bir oku. Hadi sen de. Ho'oponopono yöntemini keşfediyor. Ya abi. Hı-hı. Bir şey söyleyeyim ben de çıkacağım. Zottirik'ten yöntemini keşfederek hayatınızda %100 değişim yaratacaksınız. Hayatınızdaki bütün sınırları kaldırın. Osurun, bağırsaklarınızdaki bütün işte gazı salın ve hayatınız inanılmaz değişecek. Böyle felsefe haline getirdiğin sürece her şeyi satıyor ya. İnanılmaz bir şey bu. Diyorlar ya çok klasik klişe bir laf ama ülkede yolunacak keriz çok falan filan hesabı. İnsanlar böyle hazır bir şey olsun elimde ona inanayım hayatım değilsin istiyorum. Ciddi bir konu değil mi? Evet bağırsak ve beyin arasında çok şey olduğunu söylüyorlar. Ne osurursan olsun. Yani, aslında evet ne yersen olsun değil ne osurursan olsun. Bir adım ilerisi yani. Öğrensin çocuklar abi yani. Şey öyle şeyler acaba? Önemli. Yani aşı karşıtlarının kitabı varmış. Bu aşı kitabı okey. Aa şurada bak bir tane bulur gördüm ondan. Evimizdeki canavar. Kuş gribi, okay. Covid-19 ve kapitalizmin belaları. Ha, bu aşı karşıtı olmayabilir ama. Emin misin? Bakıyorum. Bu biraz daha şey gibi olabilir. Yani bunlar laboratuvardan çıkıyor olabilir ki kind of laboratuvardan çıkıyor ya bunlar gerçekten. Yani zaten bu şeycilerin komplocuların en karıştırdığı şey o. Ha bir dakika kıyamet üçgeni diye başlık var. Okey. Ya kapitalizm falan diye deyince ben direkt şey zannettim. Yok aşı karşıtından ziyade şey gibi hani son yıllarda ölümcül şeylerin sayısı niye arttı? Salgınların sayısı niye arttı ve niye yetişemiyoruz? İşte bu şey var ya bir tane DNA kesmek için çok basit bir yöntem çıkarttılar. Unutuyorum ismini şu anda da. Onunla yapılan deneyler arttı çünkü gerçekten. Yani adam ondan bahsediyor. Bakın ya üff. Hepsine bakar mısın? Bu Kill a Mockingbird'ü basıyor herif. Bülbül öldürmek. Sonra da gidiyor oradan benimle yanı basıyor. Ben neye kuduruyorum biliyor musun? Bari aynı title'da basma. Yani Epsilon diye basma da bunu mesela şey oluyor ya. Epsilon. Disney var gibi Disney Plus var ya daha fazla içerik sunduğu için. Mesela Hotbit kitaplarında şey yap. Epsilon yap.
Sen kesinlikle. Epsilon eksi yap. Fotbet kitapları eksiye koy. Şey gibi, Doğan Kitap ve Dex gibi. Dex'te daha böyle evet, yani bir gençlere tane yönelik basıyorlar tırt ya. Tırt kitapların için bir alt marka yaratabilirsin. Kimse sana kızmaz yani. Ben beni kuduruyorum biliyor musunuz? Bu insanlar hem mesela işte Wattpad'ciler hem bir şeyler basıyorlar, yazar oluyorlar, okullara davet ediliyorlar. İşte hem de bastıkları yayınlarında klasikler falan da basılıyor. Bayağı prestij oluyor yani. Hani ergen ıslak rüyalarını prestije çeviriyorlar ya. Beni en çok şey yapan o. Bu konuda sinirlendiren. Ama bir noktada da sanat bu değil mi? Evet. Sanat toplum içindir. Yani şey bence birazcık benimkisi de haset yani. Tabii canım. Yok canım. Wattpad'çilere hepimizin bir miktar haseti var. Bunu da kabullenmemiz lazım. Bildiğin yazar oluyorlar yani. Yazarlık title'ını taşıyorlar. Belki de yazarlığı işte biz büyük bir şey zannettik senelerce. Wattpad'çiler belki de bize geleceği, gerçeği gösterdi. Yani Joker aslında gibi düşün. Anladın mı? Hani böyle Joker'de toplumu kokuşmuştuk. Ya ama herkes yazar olsun da şimdi işte yazım, ya bir şeyi yapabilmek için normal mesela fırıncı olmak için ekmeğin içinde çivi olmaması gerekiyor ya. Aha. Hani en azından bir standart tutturulsa sonra ne yazıyorsan yaz bana ne. Ama o kadar basit işte yazım hataları, işte olay örgüsü kopuklukları falan. Hani bari onu bir doğrulsaydın. Benim şeyim ona. Meryem sen bu İngilizce işinden biraz anlıyorsun diye hatırlıyorum. Evet öğretmenlik yaptık bir dönem işte. Mesela şeyler var mıydı? Vay İngilizceye başlıyorsun bankoşu kitabı okuturlar falan gibi böyle. Yok. Öyle bir şey yok bizde. Sadece kelime... Nasıl da nasıl maymun etti kendine? Bu adamın zaten olayı o ki. Bu adamın şey gibi ya, bazı tipler gibi narsisist yani. Hani tek amacı şey, mesela Twitter'ı satın alıyorum diye ayak yaptı. Satın almadı. Şu an herkes satın aldığını zannediyor. Oradaki olay şey adını duyurmak ya, yani. Açacaksınız deponuzu bir bakacağım. Gerçekten onlar abone mi yoksa şey mi, balon mu falan yapmış. Twitter'da açmayız, ver lan parasını falan yapmış. Öyle arada kalmışlar şimdi galiba. İşte inanılmaz ya. Hani satıyormuş, alıyormuş gibi yaptı, almadı. Herkes aldığını zannediyor. Ve şu an insanlar için önemli olan o yani. Bak çok ilginç bir kitap gördüm. Tavsiye edebileceğim bunların arasında spesifik. Çizgi roman seven arkadaşlara. Ne açıdan? Mouse. Şu mouse denilen şey, işte Yahudi soykırımındaki Yahudileri böyle fare olarak gösterip, işte Nazileri de kedi olarak gösteren bir çizgi roman. Bunun olayı şu. Artist bir Spiegelman'ın bu mouse'u ilk kez. Aa bir dakika lan, çizgi romanlar hani Amerikalılar buna comics diyor ya. Evet. Biz çizgi roman diyoruz. Çizgi romanın İngilizce karşılığı da graphic novel ya. Graphic novel kelimesinin doğmasını sağlayan kitaplardan bu şey oldular böyle. Aa bir dakika lan, comics değil bunlar, ciddi bir şeyler işleyebiliyorlar deyip böyle ortaya çıkan eserlerden biri. Çizgi roman tarihinde meraklı arkadaşların kesin okuması gereken bir şey. Yani hikaye olarak da iyi. O zaman bunu da filmini izlemiştim ben. Filmini de izleyin. Filmi de çok eğlenceli ama kitabı ayrı bir güzel. Şöyle içinde göstereyim. Hep tavsiye ederim çizgi romana başlamak isteyenlere bunu. Animasyon da çok iyiydi bunun. Bir de kültürel olarak bize çok yakın ya. Hani bizim de her an yaşayabileceğimiz şeyler gibi geldiği için biraz onda da yakınlık duyuyorsunuz yani. Ha evet. Yani şeriatlı zaman gelecek .com kitabını özet arkadaşlar şeyin Persepolis'in. Stephen King Reis. Şeyi falan anlatıyor. Biz ne güzel İran'da şarap içiyorduk, sonra polisler gelip babamı sopayla dövdüler tarzı hikayeler barındırıyor. Evet. Yani trigger warning. Evet, oy kullanmak istemeyenler de bence bir okumalı o kitabı yani. Oy kullanmanın ne kadar önemli olduğunu bir şey yapmış. Twilight Companion. Hani öyle mi? Twilight'ı okudun anlamadın. Guide to the Series. Ha, okudun anlamadın Twilight'ı. İnanılmaz Edward ya. Edward Kim, ama çok eski bir kitap bu. Bu ne böyle? Ben lisedeydim canım, eski tabii. Hayır şey, niye burada, hani anladın mı, depoda mı kalmış acaba? Böyle kitapları 2009 diyor, indirimli veriyorlar genelde ama tabii 135'miş o. Kaç dolardan ya da pound'dan? Normalde Remzi'de şey oluyordu, bir bölüm oluyordu. Orada işte bu tarz kitaplar indirimli oluyordu. Şu an bilmiyorum kalkmış mıdır o bölüm. Ben uluslararası şey kitaplarımı, D&D kitaplarımı, fantezi edebiyat kitaplarımı ortaokuldan beri Remzi'den alırım hep. Harry Potter için ne diyorsun? Okudun mu hiç? Ben mi? Tabii ki ya. O bizim şeyimizdir yani, kutsal kitabımızdır. Hala mı? Törf müsün sen yoksa? Ben eserle yaratıcısını ayırmaktan yanayım. Hakikaten o konuda ne düşünüyorsun bu arada? Ya bence hani şu an şey yapıyorlar. Tabii onları da anlıyorum. Öfkelerini falan anlıyorum. Ama mesela çok aşırı didik didik ediyorlar Harry Potter'ı bir eser olarak mesela. Zaten orada şunu demişti, oradan belliydi trans düşmanı oldu falan gibi çıkarımlar yapılıyor. Ya bence eser o bizim o lise yıllarımızda, ortaokul yıllarımızda kalsın.
hani okuduk geçtik. Aha. Yani çocukluğumuzda bize bir safe place oldu onlar. Okuyalım, bitirelim. Hani ben şu an şeyini alacaktım. Ben bayağı hayranlıydım. Büyük bunların şeyleri var. İllüstrasyonlu halleri. Sen harfler seviyor musun Harry Potter? Çok severim. Tamam. Ama onları almıyorum mesela. Hani maddi de, ben normalde yeni çıkan hayvan gibi paramı basardım. Evet, evet. Onlara basmıyorum para. Cancel'lama çabasının en ciddi tarafı şeyden geliyor ya. Yani iki konuda ben eleştiriyorum. Ben Harry Potter severek okumuş birisi değilim gerçekten. Hani bir tane hoşlandığım kız okuyor diye okumuş birisi olduğum için çok açık söylüyorum. O yüzden hep dışarıdan baktım bu dramaya ama dramada hep şeyi söylüyorlar. Yani bize safe place yarattı senelerce. Biz şey zannettik, yani ya ally zannettik ya da hani en azından bullying karşıtı birisi zannettik. Şimdi bizi bulliliyor. Biz de finansal olarak destek olmayı bırakalım, siz de bırakalım falan gibi bir noktaya getiriyor. Zor bir kavga. Ya ben sadece işte dediğim gibi eskilerini satın aldım, okuyorum. Ha, yani zaman zaman dönerim ben Harry Potter'lara. Çok rahatlatıyor beni. Onun dışında yenilerine para vermiyorum. Yani bu kadar. Arkadaşlar geldiğimiz noktaya nasıl geldik konu çok önemli bir kitap bu. Wealth of Nations, Adam Smith'in. Modern ekonominin babalarından kabul ediliyor. Tabii modern ekonomi çok babası var. Bir süre sonra karışıyor babalar. Şu konuda da bir şikayette bulunmak istiyorum. Neden Türkiye'de, bazen böyle kitap hesapları takip ediyorum. Neden Türkiye'de koleksiyonlu kitaplar bu kadar az ve bu kadar pahalı? 329 lira. Ben Ceren'e yurt dışından şey aldım bir tane. Le Morte d'Arthur diye bir kitap vardır. Bilir misin? Arthur efsanelerinin derlemesi böyle. Bu şekilde hardcover eski kitap usulü yapmışlar. Bir göstersene bunun kapağını, millet bir göstereyim. Ay harika ya. Şu tam böyle tam kütüphaneye koymalı koleksiyonluk bunlar. Yani artık şey değil. Evet, İlk okumak kez okuyacağın için böyle almazsın mesela da aa dersin bu klasik benim kütüphanemde olsun. Fantazi kapak diyorum ben bunlara. Böyle fantazi kapaklar Türkiye'de henüz süper de pahalı olduğundan ya. İnanılmaz pahalı ya. Keşke şöyle ulaşabileceğimiz. Ama Türkiye'de basılsa bir... bu kadar pahalı olur mu acaba? Şu an 300 lira değil mi? Evet 300 lira. Türkiye'de ya Türkçesi olsa belki sanki. Evet ama yine de bence çok daha yaygınlaşmalı. Ben bu konuda çok zayıf kaldığımızı düşünüyorum. Yayın evlerine falan çağrı yapıyorum. Drakula'nın kapağına. Çok güzel ya. Bu sert kapaklar daha da harika oluyor. Şey görüyorum ben bu Instagram'da kitap şeyleri var. Artık kitap bloggerları mı diyeyim ne diyeyim artık. Böyle üst üste dizip renkli renkli fotoğraflarını çekiyorlar ya böyle içim gidiyor yani çok almak istiyorum ama tabii şey bir pahalı bir hobi şu anda bu. Öte yandan son senelerde bizim ülkede kapakçılık gelişti. Öyle mi diyorsun? Yani düşünsene eskiden sadece can yayınlarının bir tarzı vardı. Şimdi hakikaten evet. Kapak tarzı olan kitap çok çıkmaya başladı. Evet çünkü illüstratörlerimiz çok başarılı bizim bence. Hmm. Bak bizim ülkede gerçekten çok güzel insanlar var. Doktorlarımız çok başarılı, illüstrasyon konusunda çok başarılıyız. Ama bizim köstek olunuyor yani çok fazla insanlara. Ben çok böyle düşünüyorum yani. Sana dev soru, mutfakla aran nasıl? Çok iyiydi aslında da, ya çok iyi diyemem. İstediğim zaman yemek yapıyordum ama şu aralar çok yemek yapamıyorum. Bak Şemsa Denizel'le ben tanışmıştım mesela. Hmm. Çok güzel İstanbul mezelerini ve lezzetlerini çözüp of, onları yalnız. Açıklayıp oradan bambaşka bir şey çıkartmış bir insan. İstanbul dışına yerleşti şimdi. Ama böyle klasik İstanbul yer lezzetlerini özellikle de bizim böyle ne diyeyim gayrimüslimlerin falan meze kültürü çok iyidir ya. Onları çözüp onlardan müthiş şeyler çıkartmış bir şefti. Çok 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 iyi şefler yetiştirdik biz bu ülkede gerçekten bu arada. Ben... Aa. Şeyi çok seviyorum. Ne yaptın? Niye mor? Mor feminizmin rengi ya. Ha. Şu kitap da bak bunu hatırlıyor musun bilmiyorum. Şu semboller ve işaretler. Hı-hı. Da Vinci şifresinde döneminde inanılmaz yok satan bir kitaptı böyle yani. Millet kudurmuştu o dönem. Ay ben bile hatırlıyorum. Olur mu abi işte Nazilerin Gamalı Hacı aslında bereket demekmiş falan gibi böyle pıt 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 bin tane muhabbet. Ben şey okumuştum ya, Dijital Kale. Allah'ım bu kadar daral bir kitap görmedim hayatımda yani. Çok güzel her şeye denk gelmişiz ama. Ay ben de bunlara bayılıyorum bak. Neredesin? Ha. How do dogs work? Ne köpekler ve kedilerle ilgili daha önceden bilmediğim bilgiler. Ya bunlar şimdi sonuçta konuşamıyorlar ya, hareketlerle anlaşıyorlar. Hmm. Cinslerini gösteren kitapları da çok seviyorum da. Hareketlerini çözmeyi hayvanların çok seviyorum. Çünkü asla bitmeyen bir menba gibi her hareketi farklı bir anlama geliyor falan. Çok bir de şimdi kedilerle ilgili her şey çoğu şeyi biliyorum. Köpekler de çok ilginç. Onların iletişim yöntemi tamamen farklı. Onu da çok öğrenmek istiyorum. Şeylerin satışı değişti mi acaba ya? Bak böyle hani çok büyük görsel, çok kral kitaplar var ya. World War One. İşte Google'a ben World War One yazdım mı ya da YouTube'a inanılmaz dökülüyor önüme Birinci Dünya Savaşı falan.
Bunlar acaba satışı azalmış mıdır? Ya da millet böyle bunları biraz imaj ve dekoratif olarak mı alıyor? Hani ya bunlar zaten hani referans kitapları tam okunmaz zaten. Hep böyle durur bunlar ve referans aradan... Referans kitap da değil ama sanki biraz şey gibi. Ay yalnız. Şekil kitap gibi yani. Okey, satışı çok düşmemiş. Senin içimden için gitti mi? Ya ama şöyle söyleyeyim. İçim gitti ama ne kadarmış? 770 lira. Ben buna çıkarıp yani Trink 770 lira veremeyeceğime göre bence biraz zengin işi kalıyor bu da. Tamam, yani tam sana söylüyordum. Ben de şu an müthiş bir kitaptım. Bu kaç para acaba? Ay, 439 lira. Hey arkadaşlar. Arkadaşlar. Bundan sonra kitap okumak yerine ne yapıyoruz? YouTube kanalları izliyoruz bundan sonra hep. Baksana. Fena mı olurdu yani bizim insanlarımız şu bilgilere rahatlıkla ulaşabilse? Ya ama işte Google'dan ulaşıyorsun onu diyorum. Ama ya kitabın tadı bir başka bir. Yani elinde duruyor. Klasikçiyiz biraz. Önünde duruyor. Aa ben lavanta çeşitlerine bakmak istiyorum dediğinde Google'da önüne zorluk bir sürü sayfa çıkıyor. Burada eline kitabı alıyorsun. Bütün her şeyi görüyorsun. Evet gerçekten klasikçiyim biraz. Şu kafanın üstünde duran Marvel ansiklopedisi var ya. Bu tarz kitapları ben benim arkadaşlarımın elinde çok görürüm. Ya ulan tamam da aga işte yani Google'a yaz Marvel Mephisto diye bu herifin wiki sayfası çıkıyor zaten. Ya bu biraz bakarsın. Sahip olunca hobi şey ya koleksiyon kütüphanede ürünü. Tutmayı sevdiğim aynen. Kitaplardan. Aynen sahip olunca mutlu oluyorsun. Bu? 770. Evet bir seyircimize hediye ediyoruz yok. Çalışın alın, çalışın alın. Şimdi linçlenmeyeyim ama Marvel, DC, zerre ilgimi çekmeyen şeyler desem döver misiniz beni? Yok canım. Bir sürü insanın dikkatini çekmiyor. Benim dikkatimi çekiyordu. Beni de sıktılar son senelerde artık. Ne o? Bütün... Şey, iki şehrin hikayesi. Yani şunun Türkçesi de çok güzel. Ama İngilizcesi başka yani. Orijinal dili başka. It was the tabii best canım. Of times. It was the worst of times. Şiir gibi yani. Tabii ya. Ben seni şeyi çok seviyordum. Peter Pan miydi ya? Peter Pan. Ay evet, harikaydı evet. Ya o. Onun Türkçesini de İngilizcesini de okuyamıyorsun. Düzgün viski içmemişsindir. Hep bunu söylüyorum. Sushi için de böyle derler. Ya düzgününü yememişsindir ya. Öyle ama biliyor musun? Çünkü millet böyle ulan gitmişken en pahalısını yemeyeyim diyor ama despot pahalıları iyi yani. Hayır abi ben sushi sevmiyorum. Dumbledore, Hogwarts'ın tanınmış müdürünün hayatı ve yalanları. Ne diyorsun? Hani böyle şey hesapları olur ya, Ekrem İmamoğlu yalanları falan. Dumbledore aslında sağcıydı gibi. Bu Harry Potter'ın... Gay olduğuna dair kitapta hiçbir satır yok. Evet. Nereden çıktı? Bu arada bu Harry Potter'ın milklenmesi böyle hani nasıl olsa para akıtan var, sağ olum. Gerçekten bak birincisi... Karıncayı seveceksin, belini incitmeyeceksin gibi mi diyorsun? Ya şey gibi düşünüyor herhalde. If it ain't broke, don't fix it filan derler ya. Hmm. Geliyor zaten para abi. Daha ne yapacağım ki? Niye yeni kitap yazayım? Ver Dumbledore'u. Yazdı işte tutmadı ya. Bir şeyler yazdı. Evet tutmuyor zaten. O kadın zaten yani başarılı bir yazar mı ondan bile emin değilim de. Sonuç olarak ben bir o trans muhabbeti beni çok soğutmuştu. Bir de şey. Sağıyor ya resmen. Hmm. Artık bu sağmak oluyor. Kendini çok aptal hissediyorsun o zaman bir okuyucu olarak. O yüzden kesinlikle para vermiyorum artık. Gerçi bu onun değil ama yine de yani, hoş değil yani bence sağılması. Wow! Atlas vazgeçtiğini falan tasarımlar ne kadar iyi yapmış Pegasus. Çok hoş ha. Biz buraya çöp kitap bulmaya geldik ama çok güzel bir... Yani şey yapamadık evet. Çok güzel yani iyi bir kitabı seçtiğimiz için çöp içerik çok bulamadık. Şey bulamıyoruz şu anda arkadaşlar. Karanlık mafya beni duvara yasladı kitapları bulamadık o yüzden böyle ya bunlar da iyi kitap falan diye böyle bir anda şey gezmeye başladık. Ha bir dakika bu ne? İşte bunu önermem. Bu Atreides aynı daymış. Brian Herbert'la Kevin Anderson yazdı. Bunlar düğünü aşağı çekiyor. Siz burada takılın dostlar. Dün meziği. Tak. İtaki'nin çevirisi çok iyi. Ama şeyden öteye geçmeyin. Frank Herbert yazmıyorsa almayın. Kalitenin adı Frank Herbert. Buyurun. Vejetaryen veya vegan olmayı düşünüyorsanız bu kitap inanılmaz yardımcı oluyor. Okuduktan kalsın sonra... Kalsın bir kafana doğru. Tam bir el yapayım seni. Ha? Tamam. Okuduktan sonra çok değişti gerçekten bakış açım. Sen vejetaryen misin? Vegan mısın? Vegan değilim. Okay. O da bir gün inşallah. Ha niyetli misin ama? Yani evet. Niyetli misin deyince de şey gibi oldu. Valla et yemeyi bıraktım yeğenim. Süt içmiyorum işte. İnek sütü içmiyorum. Okay. Peynir bir ara yemiyordum. Şu an geri döndüm. Peynir yersin abi. Vegan peynir ben tattım. Veganlık
ya, yapmayı düşünen herkese soğuk, ilk önce vegan peynir tatmayı tavsiye ediyorum. Soğuk güzel değil ama ekmek arası inanılmaz güzel oluyor, erimiş hali. Her neyse, çok hayatımı değiştirdi bu kitap. Mesela balıkların acı çektiğini bilmiyordum ben. Balıkların acı çektiğini bu kitap sayesinde öğrendim. Mutlaka tavsiye ediyorum. 70 liraymış internetten alın. Fiyatı iyiymiş, okey. İlerleyen yıllarda diyorum, şeyi düşünüyorum. Yani et yemek yediğimi insanlar azaltacak çünkü şey oldu. Etin kalitesi ve lezzeti düştü bir de. Mecburi olacak. Tuhaf oldu. Yani millet şey olacak. Aga biz bunu niye yiyoruz şu anda? Yani cevabını kaybetmeye başladığımız kalitesiz etler çok sardı piyasayı. Bir de bir tweet gördüm geçen. Çok böyle kafamı kurcaladı. İleride torunlarımız şey düşünecek. Bunlar da ne caniymiş ya. İnek minek kesip yiyorlarmış. Ya, benim torunum düşünmez. O kadar emin olma. Ben vallahi o konuda şey, vegan ve vejetaryen herkese anlıyor ve çok saygı duyuyorum ama öf Fatih de hep böyle diyor. Al o kadar şu, saygı duyuyorsan sen de vegan ol o zaman. Al şu bıçağı, şu kuzuyu öldür. Hadi şunu bir yiyelim, kelle yapalım, kazan hayatını kaynatalım desem böyle şey olurum. Kazan nerede olurum yani. Fatih de sürekli şey, abi inanılmaz saygı son duyuyorum. Son zamanlarda böyle kitap çok çıkıyor biliyor musun? Bak, senin de okuman gereken. Aa bakayım, haberlerden uzak. Çünkü bak demin şurada da gördüm. Türk birisi yazmış. Şey yani, sosyal medyada akıl sağlığını nasıl kaybetmezsin kitabı. Dijital yorgunluk, burnout muhabbeti belli ki. İnanılmazmış ya. Ben de Twitter'ı falan kapattım ya artık yani. Bana şey lazım ya. Twitter açık duracak ama linçlerle ve kötü yorumlar sana ve mesajlar. Sana ne lazım biliyor musun? Kişisel gelişim bölümünde takmama sanatı gibi bir şey vardır kesin. Oluyor öyle kitaplar. Boş ver gitsin falan böyle. Koy götüne rahman aynen, gitsin. Aynen aynen. Öyle bir kitap bulurum sana. Kesin bulurum dur. Oha. Kişisel gelişim dolu zaten. Dur burada kişisel gelişim vardır diye bir geldim. Darwin'in kitapları falan var. Aa bak şu da güzel olabilir, sezgisel beslenme. Zayıflamamın çok büyük bir sebeplerinden biri de budur arkadaşlar. Bak bu da benim. Moralim bozuldukça bir şeyler yiyorum. Göbeği veremememin en ciddi sebebi o. Evet. Salak bir tweet görüyorum mesela. Hani ben linç yiyorum diye de şey değil yani. Böyle şey oluyorum. Aa yeni jenerasyon bayağı salak ha diyorum. Sonra gidip çikolata yiyorum. Sonra millet diyor ki niye kilo veremedin? Bak. Because of you guys. Yiyecek polisi, diyet isyancısı, beslenme muhbiri. Twitter'da bol bol vardır hepsinden. Aa sen şey yapıyorsun bu konuya bakıyorsun yani. Tabii canım. Şey yani. Hani ben çok şey yapıyorum ya hani beden olumlamayı savunuyorum falan filan. Bu sefer de şey diyenler oluyor. Ama zayıflar da şöyle. Ya abicim ben size bir şey demedim ki. Ceren'le de çok konuştuk bu konuyu. Onunla olan yayınımız da var. Ona da bakmanızı tavsiye ederim bu konudaki düşüncelerim için. Sana bir şey okuyacağım. Onu kendine aşık etmek için okuman gereken dua. El Hayyul, El Halimu, El Azimu. Allah'ın isimlerini tekrarlıyorsun falan. İşte WhatsApp'tan. Sevgilinin kulağına mı? WhatsApp'tan gönderiyorsun herhalde bilmiyorum. Böyle şeklinde üflüyorsun. Çok şey acayip oluyor, beklemediğim yani. Beklemediğim yanda kulağına yanaşıp ne diyorsun? Bir daha söyle. Bir dakika. Gitti. Ve ah... Ne gitti? Sen. Ha. Sayfa. Ve ahdırını... Abi yemin ederim var ya, anlamını kendisi biliyor mudur acaba bu Arapça şeylerin? Bunu gidiyorsun, sevgilinin kulağına okuyorsun ve sevgilin sana daha da aşık oluyor. Evet, eşler arasında soğukluk varsa önünüze bir bardak su koyun, okuyup için diyor. Ulan çok, çok iyi ya. Çok, evet çok iyi, gerçekten çok iyi var ya. Evet arkadaşlar, Meryem'le böylece de aynı kadraja... Meryem'i kullanıyor musun sen? Evet, biliyor Meryem benim adım. Hayır, biliyor musun? Biliyorlar. Okey, ne bileyim ben. Güzel gideceğim. Evet arkadaşlar, Kazıklı Maria ile de aynı kadraja ilk kez gelmiş olduk böylece. Yani bu video dahilinde. Remzi Kitap Evi'ni gezdik. Uşak Bağdat Caddesi'ndeyiz. Anlattık bir takım şeyleri. Şimdi şurada galiba bal kabaklı kek yiyeceğiz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.